gerçekten çok iyi maçlar oynandı. Eşit ücret istiyor Amerika takımı ve bunu istemekte de aslında en hakkı olan takım. Hani gözlerimi kapattım. Ben de burada olmayı hayal ediyorum. Fenerbahçe artık o penaltıya ne yapsın yani, değil mi kaleci? Yani artık o kadar da değil. O kadar da değil. Fransa merkezden herkese merhaba. Kadınlar Dünya Kupası bitti. Finali de izledik. Milli takım kaptanımız Didem Karageç'le birazdan onu değerlendireceğiz. Didem, ben şahsen bir ay nasıl geçti hiç anlamadım. Ben de hiç anlamadım. Bir anda programın sonuna geldik. Belki devam ederiz. Benim çok hoşuma gitti kadınlar futbolu hakkında konuşmak. Bakalım kısmet. Kısmet. Sen finale gittin. Ayşe Harman'la finale gittin. Bana biraz ondan bahsetsene maçın teknik tarafını konuşmaya başlamadan önce. Lyon'a gittik. Havalimanında uçaktan indiğimiz andan itibaren orada bir Dünya Kupası'nın olduğunu anladık. Neden anladık? Her yerde afişler, pankartlar, işte Dünya Kupası Fransa yazıyordu. Neyse, şehir merkezine doğru gittiğimizde yine aynı şeylerle karşılaştık. Stadyuma doğru gittik, ondan sonra maç saati geldi. Oraya girdiğimizde şöyle bir atmosfer vardı orada. Bütün taraftarlar çoğunlukla kadındı. Hı hı. Tabii ki erkek taraftarlar da vardı. Ama herkesin üzerinde şey vardı. Amerika forması, işte Hollanda forması. Herkes işte formasını giymiş, şapkalarını takmış. İşte kendi bayraklarının üstlerine böyle değişik tulumlar yaptırmışlar. Değişik kıyafetler yaptırmışlar. Yani herkes maç rengarenk bir yerde. Ve herkes maç atmosferine o kadar girmişti ki. Hani orada bir dünya kupası, bir şenlik, bir coşku vardı ve bunu çok hissettik. Süper. Ayşe Harman'la gittik. Çok o da tatlı. Etkilenmiş galiba paylaşımlarından öyle gördüm. Evet, ilk defa bir kadın maçına gitti o da. Ve kadın futbolunu çok beğendiğini söyledi. Dedi ben bu kadar hani gerçekten olduğunu bilmiyordum. İzledikten sonra hani kadınların ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anlamış oldum diye. Hani öyle bir izlenim ile ayrıldı süper. Oradan. Ayşe Harman'ı yanımıza almak bayağı güçlü bir müttefik demek yani. Bu kadın meselelerini. Bu arada belki merak edenler vardır. Hani Paris dururken neden Lyon'da yapıldı? Dünya Kupası hani yarı final aşamasından sonra neredeyse bütün maçlar Lyon'da oynandı. Bunun sebebini merak edenler için çok küçük bir açıklama yapıyorum. Lyon kadınlar futbolunun dünya başkenti gibi bir yer. Yani Lyon'un kadın takımı çok güçlü. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ni 7 kere falan kazandılar yani. En son da bu sene kazandılar. En son bu sene de kazandılar. Yani kadın futbolu denince özellikle Avrupa'da daha güçlü bir şehir yok. Paris'in de kadın takımı var, Paris Saint-Germain'in. Hatta bu sene finali onlarla oynadılar ama yani Lyon bambaşka ve Amerika'da oynayan birçok oyuncu da daha önce Lyon'da forma giymişti. Dolayısıyla Lyon öyle tesadüfen de seçilmiş bir yer değil. Kadın futboluna çok destek olan, kadın futbolunu çok seven ve kadın futbolunda çok başarılı bir şehir ve bir takım doğal olarak. O yüzden de Dünya Kupası'nın finali de Lyon'da oldu. Maça geçersek aslında herkes aşağı yukarı aynı şeyi söylüyordu. Yani Amerikalılar erken gol bulursa evet, bildikleri oyuna dönerler, bu maçı alırlar. Ama Hollanda ilk yarıda özellikle çok iyi dayandı. Kalecilerinin de büyük katkısıyla. Evet, o rekoru kırdılar. İlk 15 dakika Amerika genellikle gol atıyordu. Hı-hı. Ancak Hollanda'nın kalecisi çok iyi performans gösterdi. Kendi defansları çok iyi performans gösterdi. Yani Hollanda çok iyi kapattılar ve Amerika'dan gol yemediler. İlk yarıyı o şekilde domine ettiler yani. Bu sefer ama ikinci yarının başları sayılabilecek bir zamanda golü yiyince bu sefer Amerika o bildiğimiz, alışkın olduğumuz rakibi açılmaya zorlayan, kendinden emin oyununa geri döndü. Evet, yine VAR'ın etkisi tabii, oldu golde de. Tabii, bir kez daha. Bu VAR Amerikalıların hep böyle avantajını işledi. Yani onlar için yapılmıştı sanki bu turnuvada. Yani en istifade eden onlar oldular. Hani hak etmiyor. Yani VAR olmasa da yine muhtemelen onlar kazanırdı ama yine de turnuva başından itibaren hani etkiledi. VAR, evet, pozitif anlamda etkilediği takım Amerika oldu diyebiliriz. Van Fenendal artık o penaltıya ne yapsın yani, değil mi kaleci? Yani artık o kadar da değil. O kadar da değil yani. Bu arada turnuvanın en genç kalecisiydi. Evet.
Onu da biz maç yayında bir takım arkadaşımız Bilgisu söyledi. İzledim evet. Ben programda. Benim favorim o dedi. Çok da haklı çıktı yani kaleciyi öne ödül, çıkaran. Ödül evet. de o aldı zaten. Ödül de o aldı. Çok başarılıydı gerçekten ve çok genç. Yani bu kadar genç bir kaleci kadın futbolunda o kadar sık rastlanan bir şey değil. Çünkü tecrübe çok önemli. Artık penaltıya ne yapsın? Diğer kaleciler daha tecrübeliydi. Yaşları evet. daha... ilerlemişti. 36 yaşında bir kaleci evet, vardı. Doğru. Üstelik Dünya Kupası tecrübesi de vardı. Onun ilk yani, defa final ilk defa oynuyor. Amerika'ya karşı ama... oynuyor. Hani aynen. hepsi böyle bir araya gelince gerçekten gösterdiği performans hani ödülü hak ediyordu. Kesinlikle. Ödüle sahibi oldu. Ama Megan Rapinoe'ya da herhalde bir parantez açacağız. Penaltıyı da o kullandı. Dolayısıyla altın ayakkabının da sahibi o oldu. Megan Rapinoe gerçek bir lider. Evet. Yani saha içinde, saha dışında. Sen saha içini sen söyle sporcu olarak. Saha dışını ben söyleyebilirim. Beni bağlayan bir şey olmadığı için. Rapinoe birkaç maçta, bir maçta herhalde oynamamıştı. Evet. Ama bu maçta oynadığı her maçta da takıma etkisi çok fazla. Hani bu kadar aslında tepkileri çeken bir karakter. Bazı kişiler tarafından Trump'la olan diyaloglarından dolayı. Ancak takımın tarafından çok seviliyor ve çok saygı gördüğünü düşünüyorum. Çünkü top onun her ayağına geldiğinde mutlaka bir pozisyona giriyor Amerika. Çok iyi, çok süratli bir oyuncu. Çok iyi ivmeleniyor. Yani topu nereye süreceğini çok iyi biliyor. Attığı paslar hani takımını gerçekten pozisyona sokuyor. Ve hani penaltıyı da o kullandı. Yani şey kullanabilirdi. Ben şey bekledim. Alex Morgan mı kullanacak? Çünkü 6 golü vardı. Eğer bir tane daha atsaydı 7. golle. Aynen. Gol, en fazla gol atan oyuncu ödülünü alacaktı. Ama özellikle ona kazandırmak isteder. Son Dünya Kupası diye o kazansın evet. o ödülde diye. Yani ben de hani sonradan düşününce ona yordum. Ve iyi bir performansla takımını gene golü atan oyuncu oldu. Onun da 6 golü olmuş olması lazım şu evet, ana kadar. Evet 6 gol oldu. Evet doğru ama oynadığı dakika daha az olduğu için ödül de o almış oldu. Bu arada senin söyleyemediklerini de ben söyleyeyim. Megan Rapinoe artık zaten seyircilerimizin de büyük kısmı biliyordur. Son derece aktivist bir karakter. Abi hapiste. Hiçbir zaman yani gençliğinden bu yana hiçbir zaman düşündüğünü söylemekten vazgeçmeyen bir karakter. 2012 Londra Olimpiyatları'nın hemen öncesinde 2011'de cinsel tercihini de açıkladı. Yani bu spor dünyasında çok çok az rastlanan bir şey. Onu da üstüne aldı. Dolayısıyla play proud yani gururla oyna hareketin de temsilcisi oldu bir anda. Donald Trump'ın politikasını tasvip etmediğini söylüyor. Dolayısıyla Colin Kaepernick, belki sen o olayı hatırlamıyor olabilirsin. Amerikan futbolunda bu ırkçılıkla alakalı bir protesto başlattı. Amerikan Milli Marşı'nın bir dizini yere koyarak. Ha, evet, 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 evet. Onu sonradan okudum. Evet, ilk katılan beyaz sporculardan biri. Ve Dünya Kupası boyunca da biliyorsun Amerikalılar hep ellerini göğsüne koyarak evet. milli marşlarını söylerler. Öndeki çocuklar bile öyle söyler. Megan Rapinoe iki elini arkasına bağlayarak ve ufka bakarak söylememeyi tercih etti. Ve Donald Trump'la bir de hatta böyle bir atışmanın içine girdi. Kazanırsak Beyaz Saray'a gitmeyeceğim dedi. Donald Trump'tan kazanın öyle konuşuruz cevabı geldi. Takım arkadaşları da bu sefer o bizim liderimiz, o bizim yerimize konuşuyor. Yani çünkü bu eşit işe eşit ücret konusunda da Amerika bütün ama orada takım olarak çok her defasında bunu söylüyorlar. Hatta belki maçta dikkatini çekmiştir. Amerikalı seyirciler ki bayağı seyirci vardı. 20 evet, bin evet. seyirci vardı. Equal pay, equal pay diye evet, bağırdılar. Evet, protest ettiler. Evet. Infantino'yu, evet FIFA'yı protesto ettiler. Eşit ücret istiyor Amerika takımı ve bunu istemekte de aslında en hakkı olan takım. Belki atıyorum bunu her kadın söyleyebilir. Sadece futbolcu değil. Yani ne iş yaparsan yap kadın olarak eşit ücret söyleyebilirsin. Ama kazanırken bunu söylemek daha değerli. Çünkü atıyorum Hollanda söylerse sen önce bir kazan da sonra konuşuruz diyebilirler. İlk defa çıktınız. Hani ha, niye ilk defa çıktınız o kadar olabilir. İzlenmiyorsunuz. Ama bu turnuvada bütün önyargılar yıkıldı. O kadar izlenmiyorsunuz. Yo izleniyorlar. Hatta Şampiyonlar Ligi finalinden daha çok izlenen maçlar oldu. Seyirci rekorları kırıldı. Finalde 57 bin... Forma satış rekorları kırılmış. Forma satış rekorları kırıldı. İzleyici rekorları statta ve stat dışında kırıldı. Hı-hı. Dolayısıyla Amerika eğer bunu başarırsa oradan bayağı bir iş başarmış olacak ve ülke olarak da aslında bakarsan buna çok müsait. Hani kadın futbolun erkek futbolun önünde olduğu bir ülke.
Evet. Dolayısıyla söylemek için bütün hangi evet, faktör... çok haklılar yani. Çok, bütün faktörleri toparlamış durumdalar. Final çok ilgi çekti. Sana desem ki şimdi bir aydır burada program yapıyoruz. Geriye dönüp baktığında aklında en çok neler kalacak? Aşağı yukarı aynı şeyleri mi söylersin, farklı bir şey mi söylersin merak ediyorum. Aklımda neler kalacak bu turnuvadan? Benim favorilerim vardı. İşte Fransa vardı. Ama bir tek herhalde herkesin aklında şey kalacak. Amerika kalacak. Çünkü Amerika gerçekten hani çok konuşuldu. Çok bir popülerlik sahibi oldu. Olayları falan şey yaptı. Onu bir kenara koyalım evet. Amerika'yı. Fransa kaldı. Fransa hem kendi ülkesinde olmasına göre çok iyi bir performans sergiledi. Amerika karşılarına çıkmasaydı eğer onlar da çok iyi bir yerde olacaklardı. Öbür taraftan gelmek Hollanda'nın şansı oldu. Evet, evet. Değil mi? O grup çok şeydi. Aynen aşağıda diğer 8 tarafından gelmek yani son 16'dan. Evet, yani o büyük bir şanstı büyük Hollanda bir şanstı. Için. Hani burada favori... yani Amerika, Fransa, İngiltere hepsi birbiriyle eşleşerek birbirlerini eleyerek geldi. İngiltere vardı. İngiltere de gerçekten finali hak eden bir takım olduğunu ben düşünüyorum. İsveç çok büyük bir çıkış yakaladı. Şeye üçüncü olarak bitirdi turnuvayı. Evet. Bunun yanında Almanya bence favori gibi gösteriliyordu. Ancak hani o bir hayal kırıklığı yarattı diye düşünüyorum. Şimdi onlar hemen yeniden yapılanırlar. Bak göreceksin. Tabii onlar seneye şampiyonlar zaten. Seneye şampiyonlar. Hemen bir yeniden yapılanırlar. Sonra geri şampiyon olarak dönerler. Çünkü hani istikrarla bir düşüş içindeler. Evet. Artık bir noktada bu noktada bence dur duracaklar. Derler ve tekrardan çıkışa geçerler. Çünkü oyuncu sorunu olmayan ülkelerden biri. Evet. Almanya'da hani kadın futbolu deyince en ilk bu işe gönül veren, yatırım yapan ülkelerden biri. Onlar geri gelirler. Bunun yanında Dünya Kupası nasıl geçti diye yorumlarsak gerçekten çok iyi maçlar oynandı. Rekabet çok üst seviyedeydi bütün takımlar arasında ve izlenme oranları çok arttı. Yani kadın futbolu için bu Dünya Kupası çok önemli diye konuşuyorduk. Ancak hani belki bu kadar da izleneceğini biz de daha önceden öngöremiyorduk. Ancak gerçekten çok iyi bir seviyede, rekor seviyelerde izlendi. Ben stadyuma gittiğimde herkesin kalkıp marş söylerken ki o inancını, o gururunu gördükçe şey yaptım dedim. Evet hani gözlerimi kapattım. Ben de burada olmayı hayal ediyorum. Ve hani benim de burada marşım okunsa hani tüylerim diken diken oldu. Onu düşündüğüm, hayal ettiğim zaman bile hani onların heyecanını o sahadaki gerçekten hani düşünemedim. Yani bu duygular çok güzel. Kadın futbolunun buralara gelmesi, bu kadar seyirciye karşı oynaması, Dünya Kupası'nın bu kadar yankı getirmesi. Yani bizim ülkemizde de çoğu yayının buranın üzerinden gidiyor olması ve sizin de bu programı yapıyor olmamız gerçekten çok keyifliydi. Dünya Kupası bence kadın futbolunun, bu Dünya Kupası kadın futbolunun gelişmesi için çok büyük bir adım atıldı bu turnuvada. Ben sana söylediklerinin hepsine katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. Benim açımdan da aslında sadece 8. Dünya Kupası'nı izledik kadınların. Hani kadınların o kadar da erkekler gibi futbol oynamadığını falan düşünenler varsa lütfen onları 1966'daki Erkek Dünya Kupası'na davet ediyorum. Lütfen 8. kupayla 8. kupayı karşılaştırsınlar. Yani sadece 8. defa 1991'de oynanmaya başlandı ve çok hızlı ilerleme kaydediyor. Benim açımdan uzaktan uzağa takip ettiğim bir şeyi daha yakından, daha içinden takip etme fırsatı oldu. Seninle program yapmak da süper zevkliydi. İnşallah devam ederiz bu programlara. Ben kesin daha yakınızda olacağım, orası kesin. Benim de dikkatimi çeken şu oldu. Demin sen anlatırken benim de tüylerim diken diken oldu. Yani gerçekten önümüzde 2021 Avrupa Şampiyonası var. İngiltere'de oynanacak. Hı hı. Aslında belki finalde gruptaki 3 Eylül'de mi oynayacaksınız Hollanda'yla? Hollanda final maçından sonraki ilk maçı sizle bizimle oynayacak. Evet. Burada mı maç? Hollanda'da. Hollanda'da. Aa, o zaman, zaman çok büyük bir tribün gelir evet. Herhalde. Yani çünkü Dünya Kupası'nda ikinci tabii. Olmuş takımın taraftarları da büyük bir ilgi gösterecektir. Ondan sonraki ilk maça. Evet doğru söylüyorsun. Yani aslında o atmosferi biz de biraz yaşayacağız Hollanda sayesinde. Size de onların kesin orada. Hollanda'da Almanya'da yaşayan gurbetçilerden destek geleceğini evet, evet, bize de ben destek evet, geliyor. Tahmin ediyorum. Çok ambiyansı güzel bir maç olacak. Bir bakarsın biz de geliriz. Bekleriz. onun dışında benim dikkatimi çeken aslında yani tekrardan Amerika'dan az konuştuğumuz için bir Amerika parantezi açıyorum. Bu kadar
hani bir kültür bir takımla bu kadar iç içe geçebilir. Yani biz bu finale kadar aslında Amerika'yı çok da tasvip etmediğimiz hareketler içinde de olduğunu söylemiştik. Hani gol sevinçleri, yani sen evet zaten sürpriz ediyorsun rakibini, bari abartma gibi şeyler söyledim ben en azından. Ama hani o Amerikan kültüründe bireysellik, düşündüğünü söylemekten korkmamak, o özgürlüğü hissetmek içinde ya da direkt hedefe gitmek. Hani hiç güzel oyun oynayalım, güzel futbol oynayalım gibi bir çabaları aslında yok. Yani evet, hedef golse direkt gole gidiyor, golü atıyor. Golden sonra ona göre oyununu organize ediyor. Başka bir gözle bakmaya başladım. Yani kendi bakış açımı da değiştirdim. Enteresan buluyorum yani bu kültürün bu futbolla bu kadar iç içe geçmiş olmasını. Hani mutlaka bir sözcüleri her zaman oluyor. Mutlaka bir aktivist karakterli birisi mutlaka her takımlarında oluyor. Ve her takımda kazanma odaklı. Kazanma odaklılar yani, orası kesin, kazanmak istiyorlar ve bunda da bir terslik yok aslında düşündüğünüz zaman. Evet, biz birazcık buradan gitmeden önce çok Amerika'yı şey yaptık, yorumladık. Yorumladık aynen, hep öbür takımı tuttuk biz, evet, aslında öbür bakarsan. Tuttuk. Evet. Ancak dediğiniz gibi Amerika çok derin bir kadrosu var ve giren çıkan her oyuncu da girdiği oyuncunun yerini çok iyi bir şekilde dolduruyor. İşte Rapinoe olmadığı zaman başkası oynadı, diğeri olmadığı zaman başkası oynadı, ancak baktığımızda ödüllere yine Amerika hem kupayı kazandı hem de ödüllerin hepsini onlar topladı. Evet, bireysel olarak da onlar toparladı ve yani çok yorumladık. Yani hani Alex Morgan'ın çay içme hareketini, Rapinoe'nin Trump'a olan tavrını evet. Hani bu kadar hani aslında çok tepki alan bir takım gibi gözüktü. Ancak hep şunu savunuyorlar, özgürlüğünü. Evet. Biz özgürüz. Yani biz bunu da yaparız. Herkes düşündüğünü söyler. Oradan yapıyorlar. Amerika'da birisine daha bir parantez atacağım. İşte Alex Morgan diyoruz, hep Rapinoe diyoruz. Herkese söylüyor ama Rose Lavelle. Geçen turnuvayı Seattle'da çalıştığı pizzacının televizyondan izlemiş. Ve bu turnuvanın en öne çıkan, en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Hem de çok genç. İkinci golünü de sahibi. Evet, İkinci evet. Gol de yani daha önceki maçlarda da hep aynı yorum yapıldı. Ya yani o ceza sahasına girdiği zaman hani mıknatıs gibi herkesi kendi üzerine çekiyor ve dolayısıyla bir kişi açıkta kalıyor ve gol öbür taraftan geliyor. Bu defa golü de kendisi attı. Vurdu. O pozisyon da güzeldi. Hani aldı topu orta sahadan, dribling yapmaya başladı. Dedik gidiyor falan, gidiyor vuracak mı? Hani atacak mı, pas mı atacak? Vurdu bir anda. Hani çok güzel de bir gole imza attı. Kaleci Hollandalı kaleci, hani yapacağı bir şey yoktu çünkü defans çok kalabalıktı ama o kadar kalabalığın içinden vurdu ki belki kaleci bile göremedi nereye vurduğunu, şutu. Çok iyi performans gösterdi, orta saha oynuyordu. Orta sahada gerçekten Amerika'yı açıklarını besleyen kişi bütün turnuva boyunca o oldu. Turnuvayı böylece bence kapatabiliriz. Çok güzel bir turnuva olduğunun bir kez daha altını çizerek. Bence 2021 İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası çok iyi olacak. Çünkü İngilizler de Phil Neville ve takımı sayesinde kadın futboluna aşırı sevmeye başladılar. Evet. Bence hele bir de Avrupa'da Avrupa Şampiyonası olacağı için de daha bize diyeyim Amerikasız bir turnuva olacak. Şeye sevmiştik, 7 takım evet. Avrupa'dan çıktı, bir takım oradan geldi diye, Amerika geldi diye. Ancak yine Amerika kazandı. O 7 kişiyi. Peş peşe evet, bu 8 kupanın 4'ünü böylelikle resmi olarak Amerika kazanmış evet. oldu. Ve 2 kere üst üste kazanmış oldular. Almanya'dan sonra bunu... Evet, yani Amerika'nın hocası değişti. 2015 yılındaki o turnuvada da o vardı takımın başında. Ve ikinci şu an Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. O da çok başarılı bir antrenör. Süper, aynen. O zaman programı bu dileklerle kapatabiliriz. İnşallah 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda bizim milli takımımızı bu sefer, senle konuşamayız ama başkasıyla konuşuruz. Olsun, ben orada olayım. Sen orada ol da aynen dediğin gibi, o bize yeter. Fransa Merkezi'nin sonuna geldik. Son programımızı yaptık. Dünya Kupası'nı A Milli Takım ve Beşiktaş kaptanımız ve Team Visa üyesi Didem Karageç'le değerlendirdik. Sonraki programlarda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.